Merhabalar Besat'tan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yenilebilir kurabiye hamuru yapacağız. Yumurta olmayacak içinde, sadece un, süt ve tereyağı gibi malzemelerimiz olacak. Öncelikle unumuzu yaklaşık 200 derecede bir 10-15 dakika kadar, yani ununuz da ısınana dek fırınlayın ki unun içindeki bakteriler ölsün ve güvenli bir şekilde yiyebilin. Daha sonra esmer şeker 210 gramla 50 gram şekeri çırpıyoruz blenderda. Bizimki küp olduğu için blenderda çırpmamız gerekti. Ardından 230 gram tereyağını ekleyip iyice kıvam alana dek karıştırıyoruz şekerlerle birlikte. Tereyağınızın oda ısısında olması lazım bu işlemi daha kolay yapabilmeniz için. Ardından ısınmış unumuzu, yani bakterilerden arınmış unumuzu da çıkarttıktan sonra 2 çay kaşığı vanilya ekliyoruz bu tereyağı karışımına. Üzerine de fırından çıkarttığımız soğumuş unumuzu ekliyoruz. Soğutmazsanız tereyağını eritir ve bu yüzden kıvamı tutmayabilir. O yüzden soğutup öyle kullanın ununuzu. Bunun hepsini aldıktan sonra da içine 1 çay kaşığı kadar tuzu da ekleyin. Ardından iyice tutması için, biraz da kıvam alması için, tabii ki de o yumurtalı kıvamı gibi alması için 2 yemek kaşığı kadar süt ekliyoruz içine. Ve dilediğiniz çikolataları kesip içine koyabilirsiniz. Bizim evde şansımıza Toblerone vardı. O yüzden ben Toblerone'dan biraz koydum. Bir de sütlü çikolata aldık ekstradan, onu koyduk. Dilerseniz bitter de koyabilirsiniz ya da sevdiğiniz herhangi bir çikolatayı da ekleyebilirsiniz. Karıştırıp direkt servis edebilirsiniz. Dondurabilirsiniz sonrası için servis edecekseniz. Ya da buzluğa koyup veya buzdolabına koyup istediğinizde çıkarıp yiyebilirsiniz. Yani ben cookie severim, kurabiye severim ama niyeyse çiğ olunca, hani yenilebilir olunca çok böyle ağır gelmeye başladı bana. O yüzden dondurmayla falan böyle bir yumuşatmanızı ben tavsiye ederim. Yoksa gayet yenilebilir, güzel. Eğer kurabiye de seviyorsanız ve yumurtalı karışımında yiyorsanız seveceğiniz bir tarif oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olarak kanalımıza destek ve bizlere de destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.